Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda Petkim hissesini değerlendireceğiz. Birden fazla hisse senedi yapıyorum. Dolayısıyla kanalımın videolar kısmına girin. Birçok hisse senedinin analizini yapacağım arkadaşlar. Hangi hisse senedini izlemek istiyorsanız onu seçip izleyebilirsiniz. Şimdi Petkim hissesinde bakın 2007 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanalın üzerine atmasıyla birlikte aşağıdaki kanalı aynen klonladık ve bir kanal boyu kadar fiyatlar gitmesini bekliyoruz şeklinde konuşmaya başlamıştık. Bakın fiyatlar sert yükseldi. Sonra kırmış olduğu çok önemli bir direnç bölgesini 2023 yılının Mayıs ayında retest hareketiyle destek olarak çalıştırdı. Sonrasından kanal orta bandına kadar fiyatların gittiğini gördük. Majör görüntüleri size gösteriyorum ki hareketliliği daha yakından anlayabilin arkadaşlar. Yeni kanalımızın kanal orta band direnç bölgesi yükselen bir direnç bölgesi olduğundan dolayı her ay bunların fiyatları değişmektedir. 27 TL son derece önemli bir direnç bölgesidir. 27 TL'ye yukarı yönlü açılabilirse fiyatlarda 60 TL'lere doğru hareketlilik beklenebilir. Bunlar majör görüntülerdi. Şimdi günlük vadelere gelelim. Bakın arkadaşlar, günlük vadelerde fiyatların 11-12 TL'den itibaren oluşturmuş olduğu bir yükselen trendimiz var. Beyaz yükselen trende kadar fiyatların düştüğünü ve milimetrik olarak buradan yukarı yönlü tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Petkim hissesinde 19.80 aşağı yönlü kırılmadıkça, yani 19.80'in altında 1-2 günlük kapanışlar olmadığı sürece bu bölge tepki yükselişinin olacağı ve sonrasında bu bölgenin altında kalmadıkça bir yükseliş trendi getirmesi beklenen bölge olarak karşımıza geliyor. 19.80 aşağı yönlü kırılırsa fiyatların 18 TL'lere kadar düşme riski vardır. 19.80 kırılmadıkça bu bölgeden tepkiyle tekrardan 23.5 TL ve 27 TL'lere kadar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. 19.80 aşağıda destek, yukarıda ise 23.5 ve 27 TL'ler direnç olarak karşımıza gelmektedir. Petkim hissesi güçlü bir hissedir arkadaşlar. Biraz yavaş hareketler yapar ancak hak ettiği yerlere orta ve uzun vadede gideceğini, bu fiyatların dahi Petkim'de orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ucuz olduğunu düşünüyorum. Bu sözlerim Petkim hissesinin düşmeyeceği anlamına gelmez. Zaten teknik analize göre sizlere söyledim. 19.80'in altında kapanışlarda 18-18.5 bant aralığına kadar fiyatların gelmesi beklenir. Ancak uzun vadeli yatırımlar için Petkim hissesi güçlü bir hissedir. Güçlü bir şirkettir ve geleceği önü açık bir şirket olarak şahsen düşünüyorum arkadaşlar. 19.80'i yakından takip edin. Bu bölgelerde yeniden alım yapmak veya maliyet düşürmek noktasında değerlendirmeler yapabilirsiniz. Altında kalırsa satıp kenara çekilirsin. Altında kalmazsa yükselişlerdeki 23.50 ve 27 TL dirençlerine kadar ürünü elinizde taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu yayınları lütfen eğitim amacıyla dinleyin. Burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını bilin. Alırken de yalnız olduğunuzu, satarken de yalnız olduğunuzu bilerek hareket edin arkadaşlar. Çünkü kaybederken de sen kaybediyorsun, kazanırken de sen kazanıyorsun. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına yapılan bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Kanalıma abone olursanız beni de memnun etmiş olursunuz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.